Gündem Özel'den merhabalar. Yine gündeme ilişkin, korona gündemine ilişkin konuşacağız. Yine uzmanlara, bilim insanlarına danışacağız. Günlerdir belki de görüyorsunuz, hem altyazıda geçerken görüyorsunuz, hem çeşitli haber sitelerinde mutlaka görmüşsünüzdür. İtalyan doktorların bir açıklaması oldu. Ve bu konuda korona gündemiyle alakalı konularda çarpıcı bir veriye işaret ettiler. Üstelik bu veri çocuklarla ilgiliydi. Kawasaki hastalığıyla korona arasında, yani koronavirüs, yeni tip COVID-19 arasında bir bağlantı bulunduğunu, bunun tespit edildiğini açıkladılar. Gerçekten böyle bir bağlantı var mıdır? İtalyan doktorların yapmış olduğu açıklama bilimsel verilere dayanmakta mıdır? Çocuklarda korona konusunda nispeten yetişkinlere göre, belli bir yaş grubunun üstüne göre çok daha korunaklı olduğu söylendi. Vaka sayısına ilişkin çeşitli haberler genelde çocuk skalası hep bir kenarda bırakılarak anlatıldı ve böyle bilindi. Ancak korona birebir etkisi olmasa da, kronik hastalıkları hariç çocuklarda birebir etkisi olmasa da Kawasaki hastalığının oluşmasına, ortaya çıkmasına sebep oluyor mu? Bu soru gündeme geldi. Çeşitli yerlerden, çeşitli makaleler, çeşitli ülkelerden geldi veriler ama teyitli bir bilgi yoktu. Teyide muhtaç bilgiler iddia şerhi düşülerek paylaşılıyordu ama ilk kez İtalyan doktorlardan böylesi bir açıklama geldi. Şimdi tüm bu süreci elbette iyi analiz etmek gerekiyor. Çocuklarda Kawasaki hastalığına yol açıyor mu? Yol açıyorsa bunu nasıl önleyebiliriz? Kawasaki hastalığı nedir? Etkileri nedir? Korona ile bağlantısı varsa bu daha önce bildiğimiz neleri değiştirir? Ne gibi önlemler almamıza gerekçe sunar? Tüm bunları konuşacağız. Çocuk göğüs çocuk hastalıkları uzmanı bu konuda Profesör Doktor Elif Dağlı'ya soracağız. Şunu özellikle merak ediyoruz tabii. İtalya'dan geldi bir açıklama. Türkiye'de bu konuda yapılmış daha önce bir tespit var mı? Belki de yapıldı. Belki de haberimiz yok. Korona ile Kawasaki bağlantısı çok ama çok önemli. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Elif Dağlı. Merhabalar Elif Hanım. Merhaba. Bugün itibariyle iyice gündeme geldi. Bugün işte ilk uyandığımızda haber sitelerini bir açtık. Korona Kawasaki başlıklarıyla karşılaştık. Dünden bu yana Halk TV ekranlarında da İtalyan doktorlarının yapmış olduğu açıklama dönüyordu. Kawasaki ile korona arasında bağlantı bulduklarını söyleyen açıklamalar. Birincisi, İtalyan doktorların söylediği şey yeni bir şey mi? Gerçekten yeni bir tespit midir? Korona ile Kawasaki arasında halihazırda bir bağlantıdan en azından şüphe duyuluyor muydu? Yoksa gerçekten bu yeni bir tespit mi? Sonrasında elbette ayrıntılarını da sormak istiyorum. Yeni bir tespit dünyada var bu konuyla ilgili. Bu sadece biliyorsunuz İtalya'da değil, ilk uyarıyı yapan İngiltere'deki hekimler oldu. İngiltere'den sonra Fransa, İsviçre, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer hastalık belirtileri rapor edildi. Bu bilimsel çalışma şeklinde olmadı. İtalya'dakiler bir bilimsel çalışma yapmışlar. Kawasaki hastalarını 2005 yılından itibaren bugüne kadar hastanelerine başvurmuş Kawasaki hastalarının sayısını ve belirtilerini değerlendirmişler. Ve son zamanlarda COVID hastalıklarıyla ilişkilerine bakmışlar. Ve diyorlar ki Kawasaki'nin görülme sıklığı COVID nedeniyle çok artmıştır, 30 kat artmıştır. Ancak bütün bu söylenenler öyle binlerce, yüzlerce hasta üzerinde değil, 10 hasta üzerinden bahsediliyor. Onun için bütün dünyayı ayağa kaldıracak bir felaketle baş başayız gibi de yorum yapmamak lazım buna. Burada bahsettikleri hastalar küçük çocuklar değil, genellikle 7 yaşından büyük çocuklarda görülmüş ve hastalardan biri kaybedilmiş, diğerleri de yoğun bakım tedavisi düzenli görülüyor. Şimdi burada COVID ile ilişkisini saptayabilmek için sorunuzun içinde vardı. Koronavirüs eskiden böyle bir şey yapıyor muydu? Bu yeni bir şey mi sorusuna. Koronavirüs ile Kawasaki arasındaki ilişki eski yıllarda da çeşitli hasta gruplarında gösterilmiş. Yani biliyorsunuz koronavirüs bu şu anda salgını yapan COVID-19 dediğimiz virüs yeni bir virüs. Ama korona ailesine ait bir virüs. Korona ailesine ait başka virüslerde geçmişte Kawasaki yapmışlar.
Kawasaki nedir? Onu da isterseniz bir anlatalım. Sanki Kawasaki'yi herkes biliyormuş gibi konuşmamak lazım. Lütfen. Kawasaki hastalığı bir Japon tarafından bulunmuş, soyadı Kawasaki olan. Ve bizim de yıllardır çocuk hekimi olarak bildiğimiz bir hastalıktır. Bu hastalıkta damarlarda tutulma olur. Ve lenf bezleri, yani burada bezelerimiz dediğimiz immün sistemin karakol noktalarında şişmeler meydana gelir. Bazı döküntüler ortaya çıkabilir. Damarlar tutulduğu için biz damar iltihabı grubuna alırız bu hastalığı. Damar iltihabı derken mikroba bağlı olan bir iltihap değil, mikroba karşı tepki olarak vücudun meydana getirdiği bir iç iltihaptan oluşan bir hastalık. Ve çocuklarda koroner damarları, koroner arterleri tıkayan bir iltihap meydana geliyor. Çocuklarda koroner arter hastalığı pek olmaz. Erişkinlerde görülen bir hastalıktır. Çocuklarda böyle bir Kawasaki sendromu dediğimiz ve bunun şimdi bir vaskülit dediğimiz, yani damar iltihabı hastalık grubuna alınmış bir sendrom var. Fakat bu sendromda öyle çok yaygın, yani bir boğaz iltihabı, kızıl hastalığı, işte influenza'nın son zamanlarda gördüğümüz sıklığı gibi sık görülen bir hastalık değil. Nadir görülen ve olduğu zaman da genellikle hastane yatışı verdiğimiz bir hastalık. Belirtilerinin ortaya çıktıktan sonra tedavisinde özellikle dikkat etmeye çalıştığımız şey koroner arterlerin çok fazla tutulmaması, orada tıkanıklık meydana gelmemesi, kılıcı bir kalp bozukluğuna yol açmaması için verdiğimiz immünoglobulin tedavileri ve damar sulandırıcıları gibi ilaçların kullanılması söz konusu oluyor çocuklarda da. Şimdi bu buyurun. Bu şunu merak ediyorum. Kawasaki hastalığının detayını gayet iyi anladık. Fakat korona bağlantılı olduğu zaman Kawasaki'nin az önce bahsetmiş olduğunuz semptomlarında, belirtilerinde daha önceki versiyonlara göre bir ağırlaşma var mıdır ya da eklenen semptomlar var mıdır? Eski koronalardan çeşitlileri Kawasaki meydana getirdiği rapor edilmiş ama orada Kawasaki şu anda bildiğimiz Kawasaki gibi seyretmiş. Son zamanlardaki yeni koronavirüs bu Kawasaki'yi eskisinden çok farklı hale getiriyor. Şiddetini çok arttırıyor, hastalığın tedavisini çok zorlaştırıyor ve kontrol edilmez yapıyor. Yoğun bakım tedavileri, daha önce Kawasaki'de verilmiş olan tedavilerin uygulanmasına rağmen hastalık çok inatla devam ediyor. Dolayısıyla farklılığı var, şiddet derecesi açısından farklılığı var. Bir de Kawasaki ile COVID-19 hastalığı karışımı bir tablo meydana getiriyor. Bu hastalarda mide bağırsak tutulumları da meydana geliyor ve solunum problemleri ortaya çıkıyor. Bir de biliyorsunuz erişkinlerde daha çok gördüğümüz COVID hastalığının son dönemlerinde en şiddetli devrelerinde sitokin fırtınası dediğimiz vücudun bütün immün sisteminin harekete geçmesi, ayaklanması ve bunun nedeniyle salınan kimyasalların vücuda kendi vücuduna zarar vermesi tablosu meydana geliyor. Dolayısıyla yeni koronavirüs bu Kawasaki tablosunda karşımıza çıkıyorsa eski bilinen Kawasaki'lerden daha şiddetli olarak ortaya çıkıyor. Ama yine söylemek istiyorum, benim bildiğim Türkiye'de duyduğumuz bir hastalık olmadı şimdiye kadar. Bulunduğu ülkelerde de çok çocuklarda şimdiye kadar COVID-19 şiddetli bir hastalık yapmadığı için çok dikkat çekip az vaka sayısıyla bile hekimler uyarıda bulundular. Ama tabii ki bundan sonra olmayacak demek değil. Dikkatli olmamız lazım. Neler olursa dikkatli olmamız lazım. Vücutta döküntüler olursa, lenf bezleri büyürse,
COVID ile ilişkisi olmuş bir çocukta baygınlık, halsizlik, ağır ateş gibi tablolar meydana gelirse mutlaka değerlendirmek lazım. Bir de bunu Kawasaki olarak da sadece sınıflamayalım. Toksik şok sendromu dediğimiz bir tablo var. Bu da vücuda girmiş herhangi bir mikrop çocukta kontrol edilmez bir şok tablosuna yol açabilir. Bu ağır bir tablodur. Bununla da sanki toksik şok tablosu, Kawasaki sendromu, COVID karışımıyla baş başayız gibi görünüyor. Büyük çocuklarda oluyor. Şu andaki vaka sayısı az ama tabii ki dikkatimizi çekmeli ve bu konuda erken cevap verebilecek durumda olmalıyız. Kawasaki'ye dair son iki soru, kaç yaş grubuna kadar görülebiliyor? Örneğin 16-18 yaş grubunun daha üstünde görülmüş olması beklenebilir bir şey mi? Daha önce görülmediği için, yoksa bu beklenmeyen bir durum mudur? İhtimal dahilinde bile değil midir? İkincisi, Kawasaki'ye ilişkin bulaşıcılık seviyesi nasıldır? Korona tetikliyor olabilir fakat korona ile benzer bulaşıcılık seviyesine sahip bir hastalık mıdır? Şu anda koronayla bulaşıcılık derecesi aynı değil diye yorum yapmak mümkün, bilmiyoruz. Ama olsa çok daha fazla hasta sayısına ulaşmış olmamız lazımdı. Çocuklarda böyle bir yoğunluk yok. Çünkü Kawasaki hastalığı özellikle okul öncesi çocuk yaş grubunu etkiler. Daha büyük çocuklarda nadir görülür. Burada ise aksine okul çağı çocuklarıyla ergenler arasındaki bir yaş grubunu görüyoruz. COVID ile ilişkili Kawasaki sendromu biraz daha geç yaşları tutuyor gibi. Evet, bağlantıda sanırım kısa bir donma yaşadık. Geldi mi? Geldi arkadaşlar sanırım. Değerli hocam. Evet, şu anda. Evet, şu anda. Geldi. Son sorumu da sormak istiyorum. Bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olarak zaman zaman biz derneklerin çalışmalarını yayınlıyoruz. İşte COVID-19 vakalarının gerçek durumuna ilişkin, neler olup bittiğine ilişkin. Birazdan Profesör Doktor Hasan Bayram'la da konuşacağız ama çocuk özelinde size özellikle şunu sormak istiyorum. Genel itibariyle çocuklarda çok bulaşı olmadığını, çok zarar görmediğini biliyoruz ama buna ilişkin Türkiye'den ne gibi örneklere hakimsiniz bu durumda ya da birebir incelediğiniz herhangi bir COVID-19 şüphesi taşıyan bir çocuk oldu mu? Bu konuda Türkiye'nin bulunduğumuz bölge itibariyle İstanbul'un, Ankara'nın veya İzmir'in alabildiğiniz bilgiler ölçüsünde çocuklarla COVID-19 bulaş vaka sayıları arasında ne gibi bilgiler var elinizde? Hasan Bayram hocamla birazdan konuşacaksanız zaten evet, bu konudaki sıkıntılarımızı size dile getirecektir. Maalesef veri eksikliği yaşıyor Türkiye. Veri birilerinde var ama asıl sahada çalışan ve bilimsel çalışmalar yürütecek gruplarda yok veri. Biz sadece kendi arkadaşlarımızla haber kadar nasıl çocuk gruplarına etkilendiği konusunda yazışmalarla bunu sürdürebiliyoruz. Maalesef çok merkezli çalışmaları şu anda Sağlık Bakanlığı izin vermiyor. Bunun nedeniyle Hasan Bayram Hoca size daha iyi açıklayacaktır. Çok enteresan bir süreç geçiriyoruz maalesef Türkiye'de. İlk defa ben 40 yıllık hekimim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Etik kurullardan izin alıp çalışmalarımızı sürdürürdük ve gruplar halinde çok büyük hasta grupları yayınlama şansımız olurdu. Hepimiz bilim insanı olmadan önce rüştümüzü ispat edecek çalışmalarımız vardır ve bunları kendi özgeçmişlerimizde ortaya koyabiliriz. Ancak nasıl bir süreç yaşanıyor ise son zamanlarda bu etik kurullara ilk önce Sağlık Bakanlığı izni verilecek, ondan sonra etik kurul izni alınacak.
kullanılacak şekilde bir yansıma oldu. Ve maalesef şu anda bilim insanları kendi ülkelerinde izledikleri hastaları yayınlamak, çalışma yapmak konusunda elleri kolları bağlanmış vaziyette. Çok anlam veremiyoruz. Ümit ediyorum yakın zamanda bu son bulacaktır. Biz de sizin sorularınıza kendi vakalarımızı toplayarak bilimsel cevaplar o zaman ulaştırabileceğiz. Peki. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.